Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Barkay. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Euro Truck Simulator 2'de bildiğiniz yolcu alacağız arkadaşlar. Fakat nasıl yolcu alacağız? Görmüş olduğunuz otobüsümüzle birlikte yolcu alacağız arkadaşlar. Çok güzel bir mod çıkartmıştı Deadbeat abimiz. Biz de bu modu bu videoda kullanalım istedim. Bayağı değişik bir video olacak gibi duruyor. Çünkü Euro Truck Simulator 2'de gerçekten güzel modlardan bir tanesi olmuş. Sizlere de bu videoda bu modu tanıtmış olacağım. Çok uzun bir video olmayacak ama keyif alacağınızı düşünüyorum. Ben modu az önce Deadbeat abinin videosunu izleyerek kurdum. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum böyle bir mod yaptığı için ve bunun kurulumunu anlattığı için. Buradan bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Modun indirme linkini ve Deadbeat abimizin YouTube kanalının linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan gidip oradaki videoları da izleyebilirsiniz. Zaten sürekli modu güncelliyor. Çeşitli güzel modlar çıkartmaya da devam ediyor arkadaşlar. Onun dışında bugün haritadan hemen göstereyim. Şu anda Road to the Black Sea haritasındayız arkadaşlar ve Edirne'deyiz yani. Edirne'de şurada görmüş olduğunuz terminalden yolcularımızı alıp yolumuza çıkacağız. Ben de modu az önce kurdum. Benden de hani kurulum videosunu isterseniz yine sizler için anlatabilirim arkadaşlar. Tabii hani bu modun kurulum videosunu falan istiyorsanız da bunları burada belirtebilirsiniz. Bu arada ben buradan niye çıkamıyorum abi? Dur bakayım. Çıkılmıyorsa yoldan kaynaklı. Ha, tamam çıkılıyormuş. Dedim Allah Allah bir sıkıntı var galiba. Çünkü bazen gözükmeyen yollar oluyor ya. Daha doğrusu duvarlar. Ondan kaynaklı bir şey olabilir demiştim ama. Çıktık yolumuza hadi bakalım. Şimdiki şuradan şöyle dönüp yolcuları almaya başlayacağız abi. Otobüs döndürmesi de hakikaten zor ya onu söyleyeyim. Yük piyasasına geliyoruz burada arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi birçok yolcu var. Çeşitli rotalara doğru yolculuklar yapabiliyorsunuz. Ben bugün Edirne'den İstanbul'a doğru bir yolculuk yapacağım. İşi al diyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi yük doldurulmaya hazır diyor. Fakat ben daha önceden denemesini yaptım arkadaşlar. Bu kırmızı alana benim seçmiş olduğum otobüs modu tam olarak oturmuyor. O yüzden hani Enter'la buradan doldurabiliyorum. Fakat doldurduğum zaman da şu binanın içerisine girip bug'a giriyor. Hatta size de şöyle örneğini göstereyim. Enter'a bastım. Bu arada bu kesinlikle benim seçtiğim otobüs modundan kaynaklı arkadaşlar. Modda bir sıkıntı yok. Görmüş olduğunuz gibi otobüs bayağı bir bug'a giriyor. Şuradan F9'a bastım. Fazla hasar almadan hemen buraya geldim. Ama yolcularımızı aldık. Şurada hemen bir tamire girelim ki yolda motor arızasıyla uğraşmayalım abi. Bu dediğim gibi kesinlikle sizin seçtiğiniz otobüs moduna göre değişir. Benim seçtiğim otobüs modu gerçekten büyük bir otobüs. Ve bu otobüsün orada böyle bir hata vermesi de gayet normal. Onu da buradan belirtmekte fayda var. Yani şu an burada görmüş olduğunuz terminaldeki otobüslerden çok daha büyük. Şöyle göstereyim hatta. Hani dediğim gibi daha uygun, daha küçük otobüsler seçerseniz bu modla bayağı bir uyumlu olacağını düşünüyorum. Zaten Deadbeat abimizin kendi otobüs modu da var. Ücretli bir şekilde satıyor modunu. İsmini unuttum ama güzel modlardan bir tanesi yani. Ona da ulaşabilirsiniz. Bayağı güzel mod. İşte o modda tamamen uyumlu mesela bu. Ama benim seçtiğim otobüs de uyumsuz. Fazla zamanım olmadığı için de farklı otobüs modlarını aramak zorunda hissetmedim kendimi açıkçası. Sizlere hani tanıtayım, göstereyim ayağını. Hemen videoya girdim. Bu arada aracın içerisinde herhangi bir yolcu göremiyorsunuz tabii ki de arkadaşlar. Bunu da belirteyim yani. Yolcular nerede falan demeyin. O konuda da bilginiz olsun. Tabii çeşitli otobüs modlarında bazen böyle aracın içerisine yolcu falan koyabiliyorsun. Hani bir modifiye yaptığın yerden bahsediyorum. En sağdaki girişi kullanın. Hemen kullanayım canım. Ama ben kantara girmeyeceğim. Şuradan gidebiliyorum değil mi? Heh, gidebiliyorum. İşte zeki adam olmak böyle bir şey. Ah. Hadi bakalım. Ha, bu yolcu alma işi de arkadaşlar mesela direkt otobüsü alayım işte modu kurayım direkt alayım olayı olmuyor arkadaşlar. En başta otobüsünüzü alıyorsunuz. Daha sonrasında bir tane bu Deadbeat abimizin vermiş olduğu modu kuruyorsunuz. Daha sonrasında da gidip bu otobüsün arkasında görünmeyen dorselerden takıyorsunuz. O görünmeyen dorseler de zaten bu indirmiş olduğunuz modla beraber geliyor. Yanlış anlamayın, otobüs moduyla beraber gelmiyor. Sadece
Deadbeat abimizin vermiş olduğu bu yolcu alma moduyla beraber geliyor. O Dorse'yi takmazsanız arkadaşlar yolcu alamıyorsunuz. Bunu buradan bir kez daha belirteyim. Ben sırf kurulum videosunu izlerken bunu yanlış yaptığım için bayağı bir uğraştım. Sizin de aynı hataya düşmenizi istemiyorum yani. Bazen bir yanlışlık bayağı bir başınıza dert açıyor. O yüzden kurulum videolarını iyi dinlemek lazım abi. Dediğim gibi benden de isterseniz zaten bu modun kurulum videosunu çekebilirim. Ya İstanbul, ne bileyim İstanbul diyorum ama Türkiye yolları falan gerçekten çok güzel ya. Basa basa gidiyoruz bu arada. Kaçta gidiyoruz abi? Oha! Otobüs bayağı hızlanıyor. Bu otobüsü de ilk kez kullanıyorum bu arada. Otobüs modlarını kullanmayı bayağı bir özlemişim. Benim için de bir değişiklik oldu. Şuraya baksanıza abi 160'la falan gidiyoruz. Vay arkadaş. Bu arada hani otobüs modumuz da hiç fena değil. Gerçekten birçok yine özelliği var modifiye seçeneklerinde. Hani otobüsün üzerine falan boya paketi ekleyebiliyorsunuz. Pamukkale Turizm var şu anda bizim otobüsün üzerinde. Hani iç kabine falan bu tarzda eklentiler de yapabiliyorsunuz. Yani gerçekten otobüs moduna da ayrı bir parantez açmak lazım diyebilirim yani. Acaba otobüsün sesi benim sesimden daha mı fazla çıkıyor? Birazcık oyun sesini kısmıştım çünkü otobüsün sesi gerçekten fazla. Ama keyif veriyor bu tabii insana. Ama işte bak diyorum bu olayı. Siz hani mesela şimdi gidip bunu oynuyorsanız abicim bu otobüste bu kadar basa basa gitmeyeceksin. Bak ben 170'le gidiyorum şu an. Otobüs 170'le gider mi abi? Manyak mısın? 170'le gitmeyeceksin. Yavaş yavaş gideceksin. Ben şimdi video çekiyorum ya o yüzden bu kadar basıyorum. Sen abicim aç trafiği. Git yavaş yavaş. Mis gibi vallahi billahi. Yani sana verebileceğim en iyi tavsiye bu. Artık izleyen kardeşim kimse yani. Sizden bahsediyorum. Ulan şaka maka bayağı basıyormuş lan bu otobüs modu. Şuraya baksana oğlum İstanbul'a geldik anasını satayım. Ben bu kadar hızlı geleceğimizi düşünmüyordum. Neyse birazcık hız keseyim bari. Ayıp oldu o kadar hızlı. Bizden hızlı turizm dünyada yok yani. Keşke içeride yolcular falan da olaymış. Ama hani Deadbeat abimiz o kadar güzel şeyler yapmış ki mesela yolcu almaya gidiyorsun terminale. Terminalde ne bileyim böyle insanların konuşma sesleri geliyor veya işte sıfırdan tasarlanmış terminaller falan var yani. Gerçekten çok güzel. Çok hoşuma gitti. Zaten bu tarzdaki modlar vardı abicim. Bu ETS'nin ilk zamanlarında da çıkmıştı bu otobüs muhabbetleri. Daha doğrusu otobüsten kastım yolcu alma muhabbetleri vardı. Fakat hani mesela Euro Goodies falan tarzında böyle şeyler var ya, firmalar var ya. Oraya gidiyordun abicim, oralardan alıyordun. Hani ekstradan bir terminal bir şey yoktu. Ama mesela bu modda ekstradan terminal yapılmış abi. Oradan gidip yolcuları alıyorsun. Çok güzel bir şey. Ben Kantar'a uğrayamam canım. Ben meşgul bir adamım. Ama bak hakikaten şurayı gösteriyor. Dur buradan gidip yine oraya geçsem ne olur mesela? Hiçbir şey demez değil mi? Dur bakayım. Bak yine bir şey demedi. Ben olsam polisi peşine verirdim abicim. Sen miydin yolumdan kaçan diye olayları açardık. Burası da AVM galiba. Doğru, hatırladım burayı. AVM olması lazım. Ya bu modlar işte abicim oyunu gerçekten güzelleştiriyor. Ben tabi hani video dışındayken çok daha böyle simülasyon açısından oynuyorum böyle. Ama videodayken hızlı bir şekilde gidiyorum. Kendi sizin de canınız sıkılmasın abi. Çünkü baktığın zaman 40 dakikalık 30 dakikalık bir video çektiğin zaman o insanın sana gerçekten bir zaman ayırması gerekiyor. Yani o 40 dakikayı izlemek gerçekten 40 dakika bir insanı ekranda tutabilmek zor bir şey. O yüzden hani o kadar uzun süreli videolar çekmemek için ben de böyle basa basa gidiyorum. Ama size de sürekli burada bunu belirtiyorum. Hani mutlaka böyle modlar kullanıyorsanız gidin abicim yavaş yavaş oynayın. Öküz gibi gidiyorum ben mesela. 170'le gittim az önce. Var mı ondan hızlısı?
Oha lan. Tırın diyorum, otobüsün sesi değişiyor. Geldik bu arada. Şuradaki göbek mi var burada? Aynen, göbek var. Şuradan bir dönelim bakalım. Tam bir otobüsçü dönüşü yapacağım. Hadi bakayım. Eit be. Eit be. Ulan otobüste kullanırmışız. Allah. Bak viraj o kadar güzeldi ki. Yolu şaşırdık işte. Böyle bir şanssızlık anca benim başıma gelir. Dikkatinizi çekerim. Tabelayı tam yıkmadım ha. İşte. Devletimize saygımız sonsuz abicim. Biz yine arayacağız abi, orayı düzeltecekler. Ben döndüğümde onu tam olarak oturtururum o toprağa. Vay be, vallahi güzel moda. Ne bileyim. Bunu tabi roleplay tarzında da oynayabilirsin. Ne bileyim, anons falan yaparsın. Olabilir aslında, o tarz videolar da çekebilirim. Yani benim o tarz şeylerimi izlersiniz bence, videolarımı. Dur bakalım. Sizin de isteklerinize göre zaten şekilleniyor videolarımız. O yüzden benden ne istiyorsanız onu yapıyorum. Şu sinyalimi vereyim. Abi işte bak, tır döndürmeye o kadar alışmışım ki otobüsü döndüremiyorum ya. Dar geliyor. Burada genişten almak lazım baya. Tırcılar bile diyor aslında bunu, yani tır döndürmek daha basit diye. Çünkü otobüs döndürünce tek bir şeyi, tek bir bütünü döndürüyorsun. Tırda hiç yoktansa arkası önü falan oynuyor yani. Bu arada terminale de geldik. Artık yolcularımızı burada bırakacağız. Evet, bizim terminale geldik. Ben kime çarptım lan? Tövbe estağfurullah. Yolda kimse de yok. Vallahi ben korkmaya başladım ben moddan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamün aleyküm beyler. Arkayı da çarptık ama Muhittin orayı düzeltir. Evet. Geldik. Şurada bir yerde durayım ben. Tam teslim etmeyeceğim çünkü videonun başında gördünüz abi. Teslim edin falan yapınca böyle çarpılıyor. Büyük sıkıntı. Arka kurtarıyor değil mi? Süper. Tamam, bu. Baya yamuk durmadık mı yalnız? Neyse ya. Böyle bitirelim abicim videomuzu. Ben bu yükü falan da teslim ederim zaten videodan sonra. Ha, sesleri dinleyin bu arada bak. Otobüsün sesini kapatayım, daha iyi dinlersiniz. Hani bu sesler falan gerçekten 10 numara 5 yıldız. Bayağı bir hoşuma gitti bu mod. Yine videolarımızda hani kullanacağım modlardan bir tanesi. Artık hani benden dediğim gibi isterseniz bu modu ancak kullanırım. Baya baya güzel bir mod olmuş. Deadbeat abimize de buradan saygılarımızı iletiyoruz. Gerçekten güzel bir mod. Modun indirme linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Bunun gibi daha fazla Euro Truck Simulator 2 mod incelemesi için like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay. Tayfa Production.